Bu gayet güzel yani, insan ikram verince kendini daha huzurlu hissediyor yani. Çok da basit oluyor yani, hiç acı yok, sızıyor gayet. Kan bağışını veriyoruz. Diğer insanlara da inşallah örnek olur. Bu kan bağışımız artar gitgide. Kan vereceksiniz. Kızılay'ın başlatmış olduğu bir kampanyada ne versiyorsunuz? Hastalara, ihtiyaç sahiplerine faydalanalım dedik. Bizim bir vatandaş olarak görevimiz bu. İnşallah ilk defa kan veriyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Kızın sağlığı için ayda 4 ayda bir kan vermesini tavsiye ediyorum. Bu kadar. Faydalı buluyorum kan bağışını, yararlı buluyorum. Kendi sağlığım açısından, başkalarının sağlığı açısından faydalı buluyorum. İnsanlara ne söylersiniz? Kendi sağlıklarını da düşünerek, başkalarının sağlığını da düşünerek versinler. Kötü bir şey değil, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Kızılay çok güzel bir şey yapıyor. Bu kan sürekli bir ihtiyaç. Herkesin sürekli belli dönemlerde kan vermesi gerekiyor. Öncelikle kendimi tanıtayım. Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü ve Doktoru Doktor Selçuk Cansız. Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi olarak hem Yozgat merkezimizde hem de ilçelerimizde düzenli olarak kan bağışı organizasyonları yapmaktayız. Bu organizasyonlar çerçevesinde gönüllü olarak kan bağışlamak isteyen vatandaşlarımızdan kan bağışı alıyoruz. 18 ile 65 yaş arasında herhangi bir kan vermeye engel olmayan, bir rahatsızlığı olmayan vatandaşlarımızdan gönüllü olarak kan bağışı alıyoruz. Gönüllü kan bağışının hastanelerin kan ihtiyacını karşılama noktasında önemi nedir? Ondan bahsedeyim. Gönüllü kan bağışında aynı zamanda güvenli kan bağışı olmuş oluyor. Çünkü karşılığında maddi bir çıkar beklemeden kan vermeye çalıştığı için herhangi bir engeli olduğu zaman bunu rahatlıkla karşılamakta ve kan vermemekte. Ama karşılığında bir maddi çıkar olacağı zaman hastalığını gizleme durumu, işte kullandığı ilacı gizleme durumu olabileceğinden dolayı biz buna güvensiz kan diyoruz. Yani o yüzden şu an Türkiye'mizin kan ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Türk Kızılay olarak karşılamaktayız ve bunu güvenli kan temini programı çerçevesinde yapmaktayız. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ve sözleşmelerde Türk Kızılay'ına böyle bir görev verildi. Biz bunu üstlenmiş durumdayız. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına düzenli olarak 3 ayda bir ilçelerimize ve meydanımıza, Yozgat Meydanı, kan bağışı tırı, kan bağışı otobüsü veya çadırlarla giderek kan bağışı toplamaktayız. Bu çerçevede bugünkü organizasyonumuz da 5 Haziran'da başladı. 15 Haziran'a kadar Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı tırında kan alıyoruz ve bütün vatandaşlarımızı gönüllü kan bağışı vermeye davet ediyoruz. Hocam bu kaç ünite kan topladınız? Bugün ayın 7'si. Bugünü saymazsak 6 günde 511 ünite kan aldık. Ortalama 85-86 civarında, çok iyi bir sayı diyebiliriz. Çok iyi. Bu anlamda vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu ilgilerinden dolayı böyle devam etmesini de talep ediyoruz inşallah. Bizim de hastane ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz adına.
Formu nereye veriyorsun? Formu buraya. Arkadaşımız çağırıyor. Kaç saat uyuyor? Kaç kilosunuz? Doktor Bey. Kilomuz Emre Şahin.